Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Fallout 4'e hoş geldiniz. Fallout 4'e hoş geldiniz dostlarım. Şu müzik. Şu giriş. Önce bir küçük bir şey, böyle şey yaparken, bir load ekranına gelirken, oyunu Very Hard'da oynayacağız. En zor şeyinde yani. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war. War never changes. War never changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hon. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. Okey, savaşlar değişmezmiş, öyle diyorlar eskiler ve de yeniler ve de bugün çok güzel bir gün gibi duruyor bu iki insan için. Lakin bu bir Fallout oyunu, o yüzden güneşin ne zaman daha şiddetli bir şekilde parlayacağını tam olarak bilemeyiz. Ben birazcık şimdi değerli dostumuzun tipiyle uğraşacağım. Okey. Bu, karakterimiz bu olacak. Karakterimiz az çok buna benzeyecek. Oh, hava çok güzel. Ne arkadaşlar, bugün ne ters gidebilir ki yani? We really need to get those vacation photos developed. Bu da bizim küçük bebeğimiz. Çok şirinsin sen. Çok salak görünüyorsun. Uzayı da severmiş. Uzay doğrunda bunu da severmiş. Good morning, sir. Your coffee. Günaydın. 173.5 Fahrenheit. Teşekkürler. Kahvesiz gün olmaz. Ama keşke önce kahvaltı falan yapsaydım.
Oh, bir yudum yeter. Kahve öyle kalsın. Genelde kahveler bunun için var arkadaşlar. Bir yudum alıp bırakıyorsunuz. Masada o soğuyor tek kendi başına. You know, I was nervous at first, but Codsworth's really good with Sean. I'm so proud of her. İçimiz, bir tanemiz, aşkımız. Ha, çok güzel. Okey, az çok oyunun şeylerinden bahsedeyim. Şirket kuracağız. Oyundaki yıkılmış sanayiyi baştan alevlendireceğiz. Medeniyeti geri getireceğiz. Selam hocam, sen de bir satış elemanısın. Böyle kapı kapı dolaşıp Voltec adına satış yapıyorsun. Gelin görün ki bizim dünyamızda normalde kapı kapı dolaşıp ne satarlar? Dergi satarlar, elektrikli süpürge satarlar, tuhaf tuhaf şeyler falan filan satarlar. Bakalım bizim adamımız ne satıyor? Günaydın. Good morning. Isn't it? Abi dikkat et. Just look at that sky out there. Can bir insan olduk. It's a matter of utmost urgency, I assure you. Ne aciliyeti, ne var, sıkıntı ne? In your entire future. If you haven't noticed, sir, this country has gone to heck in a handbasket. If you'll excuse my language, the big kaboom is it's inevitable. Nükleer savaştan bahsediyorlar. And coming sooner than you may think. If you catch my meaning. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Ben bunu asla anlayamadım. Bunlar nükleer savaşın spesifik olarak ne zaman olacağını falan mı kestiriyorlar? Voltec falan filan. Because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. Go away. Neyse, evet, dediğim gibi bazı insanlar kapı kapı dolaşır, elektrikli süpürge satar, bazıları türlü türlü tuhaf tuhaf cihaz satar. Bizim satış elemanımız nükleer savaş sığınağı satıyor kapı kapı dolaşarak. Okey, şimdi ben küçük bir plan yaptım ne olacak diye. Karizmamızın yüksek olması lazım ki kimi kandırırız hadi, come on yani, karizmamız zaten yüksek de işte bir oyunun da bunu anlaması lazım, o yüzden 5'e getireceğiz. Şimdi bunun üzerine eklemeler yapacağız, onu daha sonra bahsedeceğim. Osman oynuyoruz. For you and Sean, no price is too high. Good answer. I have my moments. I do pupuchi wano. Has been changed, but he absolutely refuses to calm down. I think he needs some of that paternal affection. Sen bir kenara çekil bakayım kuzum. O bebek biraz baba karizmasıyla şey olur. Oyuncu bak nasıl şey oldu? Nasıl da hemen şey oldu? Mom, you should come and see this. Codsworth, what's wrong? Gidip bakalım. Bebeği burada mı bırakacağız? Bebeği alır mısın? Bir tanesi, aşkısı. Yes, followed by flashes, blinding flashes, sounds of explosions. We're trying to get confirmation. We seem to have lost contact with our affiliate stations. We do have coming in. That's confirmed reports. I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God. Oh my God. We need to get to the vault now. Değerli insanlar. Dostlarım, aşkısı biraz acele etsene, koşsana lan, doğru düzgün koşsana, öleceğiz. You don't get in. I'm going in. You can't stop me. Oh,
Okay, görüşürüz abi. Kendine iyi bak. Hocam. We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Okay, go ahead. Thank you. Good luck, you ma'am. You two, follow me. God Come on. What's going to happen to all those people outside the gate? We're doing everything we can. Now keep moving. Step on the platform in the center. Almost there. We're going to be okay. I love you. Both of you. We love you too. Oh my god! Hold on! They move faster. Oh god. Oh god. Oh god. Ve... O yani. We did it. We made it. We're okay. Everyone, please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Selam. Over to the table. Take a seat. You'll need your suits before we can take you further. Hemen giyelim. Thanks. What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. All right. Selam hocam. Follow me. See? This is our new home. Oh, you're gonna love it here. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. It's gone. How long do you think we'll be down here? Oh, we'll be going over all that in orientation. Just a few medical items we have to get through first. Just checking everyone the vault off suit the list. Is designed to be fashionable as well as comfortable. Prepared for the future, right? Just step in here and put your vault. Çok konforlu görünüyor. Who's my little guy? I'm not going far. I'll just be over there. Bu başı buydu. Bu başı buydu. Tam karşıda. Daddy's not going far. All set? Just step inside and put on your vault suit. İyi Özer, hadi gidelim içeri. Çok rahat görünen decontamination pod bizi gripten oradan burada koruyacak. Salgından koruyacak. Decontamination pod. Üzerimize kolonya sıkacaklar birazdan. Occupant vitals normal. Procedure complete. Oh, mis gibi kolonya kokusu. Lan yanlış yere bakarak şey olduk ya. Böyle mi olacak yani? Oh, mis gibi kolonya. İyi bayıldık ha. Ağır geldi. Koku ağır geldi. Barrier cryogenic array
Locked residents must vacate immediately. Come on! There has to be a release! Come on, come on, come on! Oh, God! I'll find who did this. And I'll get Sean back. I promise. Hoş şeyler olmadı. Güzel şeyler olmadı. Tatsız şeyler oldu. Ve bunların herhangi birini açmaya çalışsanız da hiçbirini açamıyoruz çünkü hepsi ölü veya şey falan çalışmıyor. Bozuk. Çok canlı. Ho, 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 ho. Aa, Osman şimdi bir şeyleri kırıp dökmeye başlayabilir. Bakalım. Oo, çok güzeldi lan. Jopo o şekilde şey yapması çok güzeldi. Fallout evreninde Amerika'nın böyle dört bir yanında her yerde voltlar var. Nükleer savaş sığınakları. Çoğunluğunda deneyler yapılıyor. İnsanları içeri alıp sizi nükleer savaştan koruyacağız deyip içeri alıp aslında üzerlerine deney yapıyorlar ve genelde de böyle onu bunu insan etiğini, insan ahlakını çok zorlayan deneyler. Biz de bunların birindeyiz aslında. Vault'ların, sığınakların hepsine deney yapmıyorlar. Bir şey yapmayalım bunlar dedikleri gruplar da var, sığınaklar da var. Ama onların da fonksiyonu kontrol grubu olmak. Yani onlarla karşılaştırıyorlar sonuçları. Sen öldün zaten orada. Oho. Bizim olduğumuz sığınakta da şuradan biraz su içip canımızı dolduralım. Bizim olduğumuz sığınakta da insanları dondurarak hayatta tutabilir miyiz diye bakıyorlardı. Korkunç bir şekilde başarısız olan bir deney. Ama en azından biz hayattayız. Kısmi başarı diyebiliriz. Ölmüş ulan adamın iskeleti çıkmış adamın ne olacak yani? Biz tüneli açıyoruz doğrudan. Çok bir şey yok. Bu Vault'un olayı daha çok şey. Bu deneyi yapan bilimsel kesimle güvenlik güçleri arasındaki Vault'un kendi güvenlik güçleri arasında çatışma çıkıyor. Bir mücadele yaşanıyor. Hani neden artık dışarı çıkmadık, neden bir şey olmuyor gibisinden. Neden dışarı çıkmıyorlar? Onunla cevap vermek gerekirse o olay da şu. Vault'tekin genel olarak bu sığınakları yapan şirketin bir protokolü var. İzlediği bir sistem var. Bu sisteme göre her şey güzel. Okey. Dünya normale döndü. Sinyalinin gelmesi gerekiyor. Gör ki bu sinyal falan gelmiyor yani. Çok da şey olmuyor. Dünyada gördüğünüz gibi normale dönmüyor şu an. Koca koca havan böcekleriyle karşılaşıyoruz. Radyasyon değil mi burası? Radyasyonluymuş. Okey. My bad. Radyasyon bizim canımızı, maksimum canımızı azaltıyor. Canımızın yükselebileceği, iyileşebileceği maksimum noktayı azaltıyor. Onun için radyoyu falan kullanmamız lazım veya doktora gitmemiz lazım. Doktorların bizi iyileştirmesi lazım veya decontamination arc denilen şeyleri yapmamız lazım. Böyle kapı gibi şeyler. Geçiyorsun içinden radyasyonu falan siliyor. Böyle. Üzerine kolonya fışkırtıyor, radyasyonu siliyor. Bu da bizim her daim kullanacağımız küçük bilgisayar. Oyunda bir sürü silah çeşitleri var. Lazer silahları, işte radyasyon silahları, kimyasal silahlar falan filan. Bir sürüyle silah var. Biz şu an için konvansiyonel silahlara şey yapacağız. Konvansiyonel silahları kullanacağız. Çünkü diğer silahlar fazla güçlü. Ayrıca hafif bir yabancılık hissi verebiliyor. Şu an için bir gerek yok. Osman konvansiyonel silahları kullanmayı biliyor abi. Şu elimizdeki 10 milimetrelik de bizim neredeyse oyunun sonuna kadar götüreceğimiz silahlardan biri olacak.
artık nükleer savaş sonrası dünyayı görme var. İşte böyle öyle bir dünyadayız. Şimdi karizmayı 6'ya ayarladık. Yok, karizmayı 5'e ayarlamıştık hatırlarsanız. Lakin karizmamızın olmaması lazım. Ama karizmamızı yükselteceğimiz bazı yollar var bizim için. Oyunda Bubblehead denen şeyler var. Küçük oyuncak gibi varlıklar. Önce bunlardan birine ulaşacağız. Ama da zaman gelince söylerim zaten. Devam ederim. Onun dışında giysilere, şapkalara, gözlüklere ihtiyacımız var. Bunu da en kısa sürede ulaşmamız lazım. Çünkü karizmamızı kullanarak bazı şeyleri kolay yoldan çözebileceğiz. As I live and breathe. Oh, it's really you. Cosworth. What happened to the world? Worse than I thought. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. 200 yıl. 200 years? What? Are you... A bit over 210, actually, sir. Or give or take a little. For the Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. İyi misin? Bu böyle gösterecek karizma şeyler işte. Karizmamız dolayısıyla... insanları bu şekilde etkileyebileceğiz. Sarı veya turuncu veya kırmızı diyalog seçeneklerini kullanarak aynı şekilde pazarlama da yapabiliyoruz. Bir görev karşılığı alacağımız ödülleri de artırabiliyoruz. Her görevde değil ama yeri gelince. Lead the way. Proud to serve, sir. Wow, wow, affedersin, yanlış yere sıktım. Yine yanlış yere sıktım. Çok özür dilerim. O da hafif, ha üzülüyor işte, o da üzülüyor, ne olsun. Bu da bizim sadık uşağımız. Sadık dostumuz. Hadi dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü gel uzak dur. Nefret ediyorum bu böceklerden. Herhangi bu oyundaki herhangi bir böcekten nefret ediyorum. Hatta oynadığım bütün Fallout oyunlarındaki herhangi bir böcekten nefret ediyorum. Sean's out there, Codsworth. I need to find him. What about Concord, sir? Plenty of people there. Concord buranın güneyindeki bir kasaba. Bir kent. A few times before I had to run back home. Thanks for your help, Codsworth. Good luck, sir. You'll find young Sean. I know you will. I shall remain here and secure the home. Şimdi Concord'a gideceğiz. Concord diyeceğim. Concord'da insanlar varmış. Gidip bazı yerlerden cephane toplamamız gerekiyor. Çünkü işimiz zor. Çünkü zorda oynuyoruz. Very hard'da oynuyoruz abi. O yüzden işimiz zor. Bu evlerin bir tanesinin tepesinde bir cephane şeyi vardı. Hayır, lütfen. Lütfen çıkabileyim. Çıkabiliyorum. Çıkabildiğimi biliyorum. Bu evlerden bir tanesini çıkabiliyorum. Sana çıkabiliyorum. Çıkamıyorum. Belki çıkamıyorum durumda. Burada, buralarda değil. Wow, 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 wow.
Hayır. Lanet olası böcekler. Nefret ediyorum böceklerden abi ya. Nefret ediyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? O eklemlere gözler, o kanatlara o yapış. Hayır. Abi çıkabiliyordum buradan eminim. Çok boş bir arayışa girdim şu an. Hayır, redress değil. Bu da işimizi görür ama bu o kadar da şey olmayacak. Şöyle göstereyim. Bu da işimizi görür. Karizmamıza 2 ekler. Lakin ne dedik? Birinci kural, konvansiyonel silahlar kullanacağız. Kullanabildiğimiz kadar olduğu gibi. İkinci kural, zırh da kullanmayacağız. Böyle parça parça zırhlar var oyunda. Dizimize, kolumuza, oramıza, buramıza takabileceğimiz. Onları kullanmayacağız. Onlar yerine bize yine koruma sağlayacak ve farklı farklı özellikler verecek kıyafetler kullanacağız. Şimdi bu bizim oyunumuzu daha fazla zorlaştırır mı? Kesinlikle daha fazla zorlaştırır. Ama bizi sağlayacağı farklı özellikler de olur. Şatkan çelimiz yok. Sequin resmi. Ama yine bir tane 2 karizma veren şey aldık. Osman'ın üzerinde o nasıl görünüyor ona da bir bakalım. Osman üzerinde böyle görünüyordu. Ne bileyim, insan böyle görünce okey. Bu adamda iş var. Bu adam bize gerekli adam dedirtecek bir şey lazım. Ama burada yok. Burada bulmayı umuyordum açıkçası ve bulamıyorum şu an. Ve evet. Ya mermi aldık en azından. Biraz daha mermi aldık. Güzel bir şey. Şöyle de bakalım. Bu arada da böcek möcek falan öldürmüştük. Senin içinde bir şey yok. Şu dolapların içinde bir şey yok. Burada bir savaş dönmüş. Birileri buraya kendine küçük bir kale yapmış böyle evin içinde. Demek ki burada bir küçük bir savaş dönmüş. Şeyden sonra. Nükleer savaştan sonra. Birileri kendini savunmaya çalışmış. Aha! İşte bu! İşte bu! İşte bu! İşte bu! Evet. Şimdi. Neden ben bu kadar şey yapıyorum? Çünkü gördüğünüz gibi bu da 2 karizma veriyor. Ama bizi birazcık daha şey gösteriyor en azından. Hah! İşte hani böyle, anladınız mı? Bu yani. Bu. Şu karizmaya bak. Şu şeye bak. Ve bununla da sınırlı kalmayacağız. Osman'ımızı daha karizmatik gösterecek. Daha böyle bir karakterine, karizmasına ağırlık katacak bir iki şey daha bulacağız. Buradan sonrası artık Commonwealth dediğimiz çorak topraklar. Çorak topraklara ise şu an girmeyeceğiz. Şu an dediğim gibi artık bu bölümün sonuna geldik. Bu da Fallout 4'tü. Devamı gelecek. Olabildiğince atmaya çalışacağım. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler umarım. Fallout'tan keyif almışsınızdır. Keyif almışsanız videoya like bırakmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sonraki bölümde Osman'la birlikte görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.